Herkese merhaba. Son derece sıkıntılı günlerden geçiyoruz kripto para dünyasında. Burada tekrar yasal uyarımızı koymuş olalım. Unutmayın, kripto para dünyası son derece riskli diyorum hemen hemen her videomda. Çok ciddi riskler var. Bunları dikkate alarak yatırım yapacaksanız yapın diyorum. Ve farklı farklı konularda maalesef son günlerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bir tanesi son dönemde inanılmaz derecede düşen fiyatlar. Bir diğeri habire ki bunu da Twitter hesabımdan duyurdum az önce. Maalesef yeni bir kripto para borsası daha kapanıyor, kapanmış gibi görünüyor. Yine bir sürü mağdur çıkacak. Buna benzer olayları geçmişte de yaşamıştık ve ben videolarımda bunlara sıklıkla değiniyorum. Hiçbir kripto parası %100 güvenli değildir. Mutlaka kendi önlemlerinizi alın ve yatırımlarınızı farklı ortamlara, farklı cüzdanlara da koyun diye. Onlarla ilgili de video çektim ama genelde videoları çok fazla talep olmuyor. Onun yerine insanlar kendilerine verilecek hap gibi işte 10x kazanacak, 100x kazanacak şeyleri bulmaya çalışıyorlar. Hatta birçok insan şu anda aylık %2, %3 getiriyi bile çok az buluyor. Bu nedir ki diyor. Ve bunun sonucunda da işte buna benzer bir sürü insanın kurduğu borsada ya da bir sürü insanın kurduğu kripto parada ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bugün size bir süredir çekmeye başladığım işte farklı uzun vadeli ve yeni olarak denediğim kripto para yatırımlarını anlatıyorum. İlk videoda şu videoda Light Entry ve LTO'yu anlatmıştım. İkinci videoda EasyFi diye bir şey anlatmıştım ki maalesef pazartesi günü bu para hacklendi. Anlattığım risk işte bu. Yani bu tür paralara yatırım yaparken projelerinin orada nasıl cafcaflı olursa olsun arkada mutlaka risk barındırıyor. Şimdi bunları inceliyorum. Toparlamaya çalışacaklar. Ama son derece acemice işler nedeniyle maalesef parayı kaptırmış durumdalar ama çözülecek gibi görünüyor. Üçüncü videomuzda TVT idi. Buna bazen yanlışlıkla Twitter diyorum ama Twitter değil. Trust Wallet Token, Binance'in bir cüzdanının parası bu aslında TVT. Gelecekte çok şey yapmasını bekliyorum. Ama bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil, unutmayın. Bunların her biri ciddi risk taşıyor ve her videoda söylüyorum. Ben zaten var olan karlarımdan buraya aktarıyorum ve bunlara da bölüştürüyorum. Bugün 4. video ama 5. parayı tanıtacağım. Hangi para bu? Helium diye bir para. HNT kısaltması. Bunu ilk ne zaman aldım onu göstereyim. Bir fiyatına bakalım öncelikle. Şurada görüyorsunuz. Şuralarda bunu bir günlüğe çevirelim. Bakın 0.68'lerde ne zaman girmiş Binance'e? 24 Eylül 2020'de girmiş. Ben Ocak ayında bunu farklı tanıtımlarla inceledim ve o incelemenin sonucunda da ilk alışı gördüğünüz gibi bunu da göstereyim. Hani yaptığım yatırımları gerçekten yapıyor muyum, yapmıyor muyum görün diye açmış olayım bunu. 25 Ocak'ta ilk kısmını almışım bakın. 1.89'dan almışım. Sonra biraz daha almışım 1.90'dan. Sonra bu kadar kar yeter deyip satmışım bir miktarını ama sonra projeye tekrar düştüğünü görünce tekrar almışım. Tekrar yükselmiş, tekrar satmışım. Şu anda hala çok az bir miktarda bu paradan var ama fırsat buldukça almayı düşündüğüm paralardan bir tanesi. Buradan bakalım projeye. HNT'ye. Yazamadık. Helium diye bir proje. Enteresan bir şey yapıyorlar. Hani hep arkasında ilginç projeler olan şeylere bakın diyorum ya. Hep inceleyin diyorum. Hani incelememize rağmen arada tabii biz de yanlış şeylere gidebiliyoruz. Niye oluyor bu? Yani arkada çok ciddi bir ekip oluyor vesaire. Web sayfaları güzel oluyor, projeleri iyi oluyor ama işte basit bir hata yapıyorlar. İçerideki bir kişinin hatası olabiliyor, niyeti kötü olabiliyor.
Para insanı şaşırtabiliyor. Çok fazla para kazanınca farklı şeyler olabiliyor. Her kripto para projesinde bu tür riskler vardır. Her kripto para borsasında, özellikle küçük kurulan para borsalarında bunlar vardır. Ha, bu şu demek değil, yarın öbür gün bakarsınız biz de bir borsa kurarız. Zaten küçük başlayacaksınız ama ille hepsi kötüdür demiyorum. Tanıdığım, bildiğim iyi kripto para borsaları da var Türk olarak. Ama bir kısmı maalesef parayı görünce şaşırabiliyor. Bu projeyi görüyorsunuz, 79. sıraya çıkmış. Ocak ayında girmiştik biz. Ve şurada 223 milyon tane maksimum supply olacağını ve şu anda 79 milyonun dolaştığını görüyorsunuz. Projede böyle aslında şunu yapmaya çalışıyor. Çok ilginç bir proje. Farklı networkleri, yani aslında hotspot dediğimiz bir kavram oluşturup bir sürü 28 bin tane, bakın şurada hotspot oluşturmuş ve bir aslında network oluşturuyor. Bu network'ün üstünde de, o cihazların üstünde mining de yapabiliyorsunuz. Ve şurada haritasına bakarsanız göreceğiz birazdan. Bakın Amerika'da, Kanada'da, Avrupa'da çok yaygın biçimde network'ü oluşmuş durumda ve bu network cihazlarına bağlanarak hotspot, yani otellerde bağlanıyor gibi bağlanabiliyorsunuz. Ben bunu daha önceki videolarda da aslında dile getirmiştim. Daha önceki videolarda da benim izlediğim paralar içerisinde bunu şurada görebilirsiniz ki 21,5 dolara kadar yükselmişti. Şimdi bir miktar düştü ama yine de şu anda birçok paranın kırmızıya çevrilmiş olmasına rağmen burada görüyorsunuz yükselişini sürdürüyor. Ha, bu böyle devam eder etmez onu bilemem ama benim için ilginç projelerden birisiydi. Kripto para alırken, kripto paraya yatırım yaparken geleceği olan projeleri bulmak önemlidir dediğim işte bu. Yani ben bunu 1,9 iken, bakın tekrar açayım orayı, 1,89'dan almışım. Çok az almışım, 13 dolarlık almışım. Keşke 13 dolarlık değil de çok daha büyük parayı buraya yatırsaymışım. Demek ki o zamanki portföyümde çok başka şeyler olduğu için büyük olasılık buna daha az para yatırmışımdır. Yatırmış olsaydım şurada 21'leri gördüğünüzde işte 10x'i elde etmiş oluyorsunuz. Ha, bu benim için 10x elde etsem de tamamen çıkılacak bir para mı? Hayır. Her zaman bulunması gereken paralardan biri olarak duracaktır. Bu arada şunu belirteyim, 130 kişi kaldı. 1000 kişi olunca biliyorsunuz YouTube'da para ödüyor ve ben daha önceki videolarda duyurduğum gibi bu yıl elde edeceğim, YouTube'dan elde edeceğim tüm paraları ihtiyacı olan yerlere ben saplayacağım onları. Farklı yerlere ve bunları da duyuracağım. Bağışlayacağım. Yani buradan elde edeceğim tüm geliri, 2021 boyunca elde edeceğim tüm geliri farklı projelere, farklı yazılım projelerine ve farklı kuruluşlara bağışlıyor olacağım. Hadi gayret diyorum, 130 kişi kaldık. Hani hala açıklamayacağım 100x yapacak sepet gibi saçmalıkları. Hani projeyi okumadan, ne olduğunu bilmeden, arkada ne olduğunu, ben 30 yıllık bilişimciyim. Ona rağmen bazı projeleri kaçırıyoruz, görüyorsunuz. Hani incelememize rağmen, öbür çünkü gidip şeyle tanışmanız gerekiyor, ekiple tanışmanız gerekiyor, çalışmanız gerekiyor, sistemlerine bir bakmak gerekiyor vesaire. Onu da yapmamız her zaman mümkün değil. Mecburen işte buradaki projelerine bakıyoruz, arka tarafta ne oluyor, ne bitiyor, onlara bakıyoruz. Ona göre değerlendiriyoruz şu aşamada. Gelecekte tabii yapımız büyüyünce, gerektiğinde onlarla canlı yayın yaparak onları da sorguluyor. Hani sorguluyor değil de projelerini tanıyor olacağız. Gelecekteki kripto para projelerinde. Yine tekrar ediyorum, şuradan korkun. Çok fazla kripto para var. Çok fazla exchange var. Bu exchange'ler özellikle vurdu kaçtı amacı taşıyan ya da farklı yönetimsel sorunlar yaşayan, ille hepsi de kötü niyetli değil. Bazı exchange'lerinde ciddi yapısal sorunları var. Ama son dönemde, son bir ayda inanılmaz derecede bize
Biz de kripto para borsası kurmak istiyoruz. Bize danışmanlık verir misin? Biz de bir kripto para çıkartmak istiyoruz. Bize danışmanlık verir misin diye başvuran insanlar var. Hani bu beni korkutan süreçtir. Bu kadar çok insanın YouTube gibi kanallarda ben de yayın yapıyorum ama hani 30 yıllık bir bilişim geçmişim var. Biraz ona güvenerek de bu yayınları yapıyorum. Dikkat etmek gerekiyor. Bunu söyleyeyim herkese. Yatırımlarınıza son derece dikkat edin. Binance'de hesabı olmayanlar için burayı da hatırlatmış olayım. Binance.com.com'dan bu linkleri kullanarak hesap açarsanız size indirim veriyor olacak. Bana da destek veriyor olacak. Twitter hesabım da bu. M'ye alt çizgi kripto para. Burada fırsat buldukça farklı şeyleri de paylaşıyorum. Özetle bugün size Helium'u, HNT'yi tanıttık. Bu proje oldukça güvendiğim projelerden bir tanesi. Fiyat düştükçe bu son zamanda biraz yoğundum. Mesela şuralar benim için iyi bir alış noktasıydı aslında. 10, 11, 12. Buralardan da alırım ben ama siz şunu unutmayın. Şu anda ciddi bir piyasada her şeyin yeniden nasıl diyeyim yeni kuralların yazıldığı bir dönem. Bu yeni kuralların yazıldığı dönemde çok fazla borsa çöker, çok fazla da kripto para hacklenir. Çok fazla kripto paranın sahibi de ortadan kaybolur. Bununla ilgili de videolar çekmiştim. Dikkatli olun. Her kripto paraya yatırım yapılmaz. Hani birçok yerde duyuyorsunuzdur. Benim ilk günden beri söylediğim şey şu, bu paraların çok büyük bir kısmı ölecek. Onunla ilgili de videolar yapmıştım. Bu böyle sürekli inişler, sürekli yükseliş sürmeyeceği gibi sürekli inişler de olmayacaktır. O yüzden yatırım yapmak isteyenler yine bir dolarda kalıp uygun paraları gördükçe almak istiyor olabilir. Onu da belirteyim. Nitekim ben öyle yapıyorum. Hani burada duyurduğumuz 365 günlük bir maceramız vardı. Mesela daha önce tanıttığım paralardan bir tanesini satmıştık. Hani şu proje için satmıştık. Burada 1000 doları 365 gün sonra ne yapacağımıza bakıyoruz. TVT'yi satmıştık. Hemen ilk aldığım para TVT oldu yeniden. Çünkü buna güveniyoruz. Gelecekte olacağını düşünüyoruz. Ethereum'da Temmuz ayında olacak bir gelişme var. O yüzden şöyle bir tweet de atmıştım. 2800 dolar ne zaman olur? Aslında çok da yaklaşmıştı o. Şuraya bakın. Hala kendini toparlıyor tabii. 2644'lere geldi. Hani ben bu tweet'i atmadan önce attıktan bir süre sonra buralara geldi. Hani bu konuda da takip ederseniz bakalım ne zaman atmışım. 21 Nisan 6:45 akşam 6:45'te atmışım. Para ne zaman gelmiş? 22 Nisan 15'te gelmiş. Yani ben bunu attığımda 21 Nisan'a bakacağım. Şuralarda bir yerdeymiş, değil mi? 2300-2400'lerde 2800'e kadar neredeyse çıkacakken bildiğiniz şu malum satışlar geldi. Bu satışlar da normal. Yani bu kadar yükseldiği zaman birileri bunu patlatır. Özellikle stop loss koyan kişilerin o paralarını almak için çok fazla bu tür hamle olur. Long pozisyon vesaire. Şu grafiklere bakarak da böyle inanılmaz yorum yapanlar var. Şöyle olacak, böyle olacak, altın üçgeni oluşturdu, şunu oluşturdu, bunu oluşturdu, şunu kesti, bunu kesti vesaire. Bunlar unutmayın, olmuş bitmiş fiyatların grafikleri. Bununla karar veriyorsanız yalnızca çok ciddi zararlar edebilirsiniz. Buna da dikkat edin. Bununla ilgili de bir videom var. Habire video reklamı yapıyor gibi oluyorum ama çok da komik bir durum. Yani insanlar okumayı da şeyi de sevmiyor. Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere bana şunu bir anlatsana diyor. Ben de video çektim, onu bir zahmet izlesene diyorum. Bakın, teknik analiz işe yarar mı kripto para dünyasında diye ta ne zaman çekmişim bunu bir bakalım. Ne zamandı bu? Ocak ayında çekilmiş bir videoydu. Şuna bir bakalım hızlıca. Şurada görüyorsunuz. Ta 3 Ocak'ta çekmişim. 113 kişi izlemiş maşallah. Ondan sonra da şöyle zarar ettim, böyle zarar ettim. Dersin. Çünkü buradaki şeyler
Yani teknik analiz işi tamam belirli bir noktaya kadar işe yarar ama genelde olmuş bitmiş işlerin bir sonucudur. Bana göre teknik analiz yaramaz, işe yaramaz. Çünkü arkada bambaşka şeyler var ki son birkaç haftadır bunu herkes yaşıyor diye düşünüyorum. Zahmet edip bu videoları izlemekte yarar var. Yani 113 kişi çok önemli değil. Hani böyle bir şey derdim de yok. İsteyen izlesin, isteyen izlemesin ama burada bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ve bu anlattığımız şeyler de hani 30 yıllık bilişim bilgisi artı 5-6 yıldır da kripto para dünya bilgisini burada sunmaya çalışıyorum deyip hepinize bol kazanç diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.